Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sağlık sektöründe en çok mağdur olan, kadroya sahip olan süresiz sözleşmeli personellerin çalışmasına ilişkin esasların yönetmediğini birlikte ele almaya çalışacağız. Videonun anlatımına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolardan da ilk siz haberdar olacaksınız. Şimdi konunun başında da dediğimiz gibi arkadaşlar Bugün süresiz sözleşmeli personel yani 657'ye tabi 4B kadrosundaki sadece 4B kadrosundaki sözleşmeli personelleri yönetmeliklerini incelemeye çalışacağız. Şimdi 4B zaten çok farklı 4B kadroları var biliyorsunuz. 4B adı altında farklı birim kadrolarda çalıştırılan sağlık personelleri var. Nedir bunlar? 3 artı 1 kadroları, 4924 kadroları gibi ve bunun yanında sadece ve sadece 4B olarak geçen süresiz sözleşmeli personeller var arkadaşlar. İşte bu süresiz sözleşmeli personeller aslında Sağlık Bakanlığı'na tabi kadrolar içerisindeki sağlık sektöründeki kadrolar içerisindeki en sıkıntılı, en mağdur olan kadrolar bunlardır. Neden böyle diyorum arkadaşlar? Çünkü diğer kadrolara aslında belli başlı ufakçak minik de olsa haklar verilmiş. Ama onlara nazaren baktığımız zaman süresiz sözleşmeli personellerin mağduriyeti çok ama çok daha fazla. Şimdi e, süresiz sözleşmelerin mağduriyetini anlatacağız ama bunların yönetmeliğini incelemeye girdiğimiz zaman çok farklı yani çok uzun bir yönetmeli hesabı. Neden arkadaşlar? Çünkü Süresiz sözleşmeli kadrolar sadece yani 4B'li kadrolar sadece sağlık sektörüne tabi değil. Birçok kurumda farklı kurumlarda yine sözleşmeli personel olduğu için e, bu yönetmeliği aslında biz arkadaşlar Türk Tabipler Birliği'nin sadece sağlıkçılara konu alan bir yazısından ele alarak e, bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Türk Tabipler Birliği arkadaşlar sözleşmeli sağlık personellerine ya da yeni atanan sağlık personellerine dört bir sağlık personellerine imzalatmak üzere bir sözleşme imzaladı. Bu bütün işe başlayan arkadaşlar da geçerlidir. Ve bu sözleşme içerisinde arkadaşlar aslında bu görevi yapacak olan arkadaşların, bu kadroda çalışacak olan arkadaşların e, genel haklarını e, kısaca e, tanımlamış diyebiliriz. Şimdi bu hakları tanımlamaya geçerken bütün paragrafları sizlerle birlikte tek tek okumayacağım arkadaşlar. Bu aslında videoyu uzatmaktan başka bir işe yaramaz. Ama önemli noktaları yine birlikte sizlerle okuyacağız. Şimdi burada arkadaşlar madde 3'te şöyle bir şey geçiyor. Personelin çalışma saati ve süreleri emsali devlet memurları için belirlenen çalışma ve saat süreleriyle aynıdır. Yani arkadaşlar bir kadrolu personelle ya da 3 artı birdeki bir personelle kendi kadrosunda yani örnek vermem gerekirse bir röntgen teknisyeni kadrosu 7 saat çalışıyorsa o personel de 7 saat çalışır. Hemşire kadrosu 8 saat çalışıyorsa o da 8 saat çalışır demek istiyorum. Ayrıca personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorunludur ve bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez. Evet arkadaşlar bir iş var. Çalışma saati içerisinde tamamlamanız gereken bir iş var. Şayet bu işi tamamlamadığınız zaman sorumluluğunu size verdi ya da gerekli yükümlülüğü yerine getirmediğiniz zaman bunu fazla mesai yaparak karşılamanız gerekiyor. Bitirmeniz gerekiyor ve yaptığınız bu fazla mesai karşılığında size herhangi bir ek ücret ödenmiyor arkadaşlar maalesef. Madde 4'te söz, personele sözleşme sürecinde yapacağı hizmete karşılık ilgili kurumun döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere her ay nokta nokta diyor. Bu nokta nokta arkadaş bu boşluk tabii ki o yıl gelen zamlar vesaire tefe vesaire oranlara göre değişik gösterecektir. Burada sabit bir ücret söz konusudur. Bu ücret işte belirlenip sözleşmeye yansıtılıyor ve her daim bu ücreti almak zorunda bu süresi sözleşmeli personel arkadaşlar. Aylık sözleşme ücreti dışında aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsallik kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatta aynı ek ödeme yapılır. Döner sermayeden de tabii ki gerektiği kadar e, ücret alabiliyor arkadaşlar. Başka herhangi bir işte çalıştırılamaz. Görev dışında başka bir yerde çalıştırılamaz. Sosyal sigorta artıkanı tabidir gibi maddeler geçerli. Evet. Şimdi izin haklarında arkadaşlar aslında genel anlamda baktığımız zaman diğer personeller gibi aynı izinlere, aynı haklara sahip. Ama burada farklı olan şudur arkadaşlar. Gününden ziyade arkadaşlar izinler, yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullanılırlar. Yani arkadaşlar bir sonraki yıla aktarımı söz konusu olmuyor. O izninizi o yıl kullandınız, kullandınız, kullanmadınız arkadaşlar. Maalesef yani hastalık izni noktasında arkadaşlar resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli verilir yani bir hastasız var normalde nedir ee, diğer kadrolarda 40 gündür burada mesela 30 gündür bu personelin e, hastalık izni süresi mazeret iznine geldiğimiz zaman eşinin doğum yapması halinde 2 gün Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne babasının, eşinin çocuğunu veya kardeşinin ölümü halinde ise 3 gün ücretli mazeret izni verilir. Diğer kadrolu personellerde bu tutar arkadaşlar bildiğiniz gibi 7 gün üzerinden değerlendirilmektedir. Doğum izni arkadaşlar diğer bütün personellere kadrolarda olduğu gibi 8 hafta öncesinde ve 8 hafta sonrasında olmak üzere toplamda 12 haftalık bir şey özür dilerim 16 haftalık bir e, gebelik süresi izni süresi söz konusudur. Tabii ki süt izni de yine diğer personellerde olduğu gibi görmektedir. Yani baktığınız zaman şu ana kadarki izin noktasında e, farklı olmayan tek şey arkadaşlar gebelik izni ve süt iznidir. Sözleşmenin fesi noktasına geldiğimiz zaman arkadaşlar personelin sözleşme akdetme şartlarını her gelmeyi gibi taşımadığının sonradan anlaşılması halinde tabii ki devlet bu sözleşmeyi fesedebiliyor. Ee, burada tek nokta şudur arkadaşlar. Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman fes edebilir gibi bir madde söz konusudur. Bir ay önceden belirtmek kaydıyla e, sözleşmeler fes edilebiliyor. Bu iki taraf için de geçerlidir. Taraflar diyor arkadaşlar. Sadece bir kişi yapamaz. Yani devlet şunu diyebilir bu arkadaşlara. Şu 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 sebepten dolayı senin sözleşmeni fes ediyoruz. Son bir ay çalışma hakkın var. Bundan sonra ilişiğin kesilecektir şeklinde bir ihbarname ile bu durumu dile getirebilir arkadaşlar. Tabii ben bunları anlatıyorum ama e, bu süresiz sözleşmeli personel bu haklarını bilmiyor mu? Aslında mağdur olduğu için arkadaşlar en çok da haklarını bilen kadro grubu da yine onlar. Fakat diğer bilmeyen arkadaşları ya da atamaya yeni yapılacak arkadaşlar, ataması yeni yapılacak arkadaşlar şayet böyle bir kadro açılımı söz konusu olduğunda Hangi şartlarda işe başlayacağını bilmesi açısından bu incelemeyi yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi döner sermaye noktasına geldiğimiz zaman arkadaşlar yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde personel vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye gelire uygun olan başka bir kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Yani siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Burada ek ödeme yapılmıyor. Döner sermaye ödemesi yapılmıyor. Dilerseniz siz sözleşmesine aynı görevi yapacağınız başka bir kurumda yapabilirsiniz. Tabi bu nedir? Direkt ben buraya geçeceğim gibi bir durum söz konusu olamaz. Yine kurum amirinin ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayı söz konusu görüyor. Siz başvuru yapıyorsunuz oraya geçmek için. İl Sağlık Müdürlüğü bunu onayladığı takdirde bu şekilde yapıyor ve ee, dediğim gibi bu onay gerçekleştirdiği personel 24 saat sonra diğer yere girip işbaşı yapabilir arkadaşlar Tabii ki damga vergileri kesilecek ee, Herhangi bir durumlarda mahkeme tabii ki bu iş mahkemesidir Orada çözümleneceğinin belirli bir durumdur Yani arkadaşlar Genel anlamda bu Kadroya baktığımız zaman süresiz sözleşmeli kadrosuna baktığımız zaman aslında çok da belli bir hakkı sahip değil arkadaşlar. Nedir bu? Becaiş hakkı yok. Efendim ondan sonra e, tayin hakkı neredeyse yok. Sadece kurum arasında değişiklik yapabiliyor. İzin hakları devredilemiyor vesaire. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar konunun başında da dediğim gibi aslında e, Sağlık Bakanlığı'ndaki en çok mağdur olan en çok mağdur olan grup süresiz sözleşmeli personel grubudur arkadaşlar. E, dilerim ki bu arkadaşlar hakkında Sağlık Bakanlığı gerekli iyileştirmeler yapar, bir gerekli e, hakları yavaşla, zamanla tanır e, ve bu sorunlara çözümler bulunur. Başka da bir dileğimiz yok arkadaşlar. Ya da e, son zamanlarda şöyle bir durum söz konusu. Bu personellerin 3 artı 1'e tabi edilmesiyle alakalı bazı e, ne diyelim bazı öneriler var ya da dava yoluyla bu hakkı elde eden arkadaşlar var. Bunu sosyal medyada ya da araştırdığınız zaman bazı emsal kararlarla gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Umarım bu kararların her personel için tek tek kendisinin dava etmesi, uzun süre beklemesi, davanın sonuçlanmasını beklemesi gibi gereksiz süreler olmaz. Direkt bakanlık bu işe bir el atar ve gerekli ayarlamaları yapar. Umudu içerisindeyim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolardan haberdar olmanız adına başladı dediğim gibi kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız hem Nacizane beni memnun etmiş olursunuz, kanalıma destek olmuş olursunuz hem de arkadaşlar bundan sonraki videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.